Durgun bir gölde doğuya doğru yere göre sabit hızla ilerlemekte olan geminin güvertesindeki Reyyan, gemiye göre kuzeye doğru sabit hızla yürümektedir. Buna göre gölde paralel yürüyüş yolunda yere göre doğuya doğru koşmakta olan asöde, gemideki Reyyan'ı yukarıda verilen yönlerden hangisinde hareket ediyor olarak görebilir? Burada gözlemcimiz Asude. Yani onun hızını ters çevirmemiz gerekir. Gemimiz doğuya doğru hareket ediyordu. Gözlenen eksi gözlemci yapmak zorundayız. Sağa doğru bir hızımız var. Bir de yukarı doğru bir hızımız var. Çünkü gemideki Reyyan kuzey yönünde hareket Asude'nin hızını ters çevirdiğimizde eğer Asude'nin hızı geminin hızından küçükse yine doğu ve kuzey yönlerinde bir hız vektörleri bulacağız. Bunların bileşkesi kuzey doğu olabilir. Eğer Asude'nin hız büyüklüğü geminin hız büyüklüğünden daha fazlaysa sola ve yukarı doğru hız bulacağız. Yani bu da kuzey batı olacaktır. Kuzey doğu ya da kuzey batı görmek zorundayız. Bunun dışında geminin hızıyla asudenin hızı eşit büyüklükte ise sadece kuzeye doğru bir hız büyüklüğü kalır. Yani Kuzey Doğu, Kuzey Batı ya da Kuzey yönünde görmemiz gerekiyor. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki sistemde sürtünme sadece K ve L cisimler arasında oluşmakta olup yer ile L cisim arasında sürtünme kuvveti oluşmamaktadır. K cisimde şekildeki gibi F kuvveti etki edince, cisimler arasında oluşan sürtünme kuvveti 20 N olmakta olup cisimler beraber hareket edebildiklerine göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Cisimleri ayrı ayrı inceleyelim. Cisimler sağa doğru hareket edecekler. L cismini düşünecek olursak 10 kilogram kütleli L cismine sağa doğru hareket ettiren cisimler arasında oluşan sürtünme kuvvettir. F eşittir. M çarpı A'dan yola çıkacak olursak F'imiz 20, kütlemiz 10, ivmeyi bilmiyoruz. Dolayısıyla ivmemiz 2 metre bölü saniye kare oldu. O yüzden birinci öncülümüz 4'tür. K'yi inceleyelim şimdi de. Bu da 6 kilogram kütleli. Bunu sağa doğru F kuvveti çekiyor. Hareketine engel olan sürtünme kuvveti var. 20 Newton. Yine F eşittir M çarpı A'dan yola çıkıyoruz. F eksi 20 eşittir kütlemiz 6, ivmemiz 2. Dolayısıyla F de 32 Newton oldu. İkinci öncülümüz de doğru. 3. Cisimlere etkileyen kuvvet 32 Newton'dan büyük olursa beraber gidemez demiş. Şu an buradaki 20 Newton'luk sürtünme, sürtünmenin maksimum değeri mi? Bunu bilmiyoruz. Bu yüzden 3. öncülün kesinliği yoktur. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Yerden 80 metre yükseklikte hızı sabit ve yukarıya doğru 30 metre bölü saniye olan bir balon içindeki Rüveyda elindeki cismi serbest bırakıyor. Yerdeki hareketsiz gözlemci Tuğba ile balon içindeki hareketsiz Rüveyda'ya göre bu cismin niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır. Bir kere hem Rüveyda hem de Tuğba cismin yer ivmesiyle hareket ettiğini göreceklerdir. Çünkü Rüveyda zaten balonla sabit hızla hareket ediyor. Tuğba ise durgun. Yere ulaşma sürelerine bakalım. Rüveyda cismin serbest düştüğünü, Tuğba ise yukarı doğru atıldığını algılayacak. Dolayısıyla bırakıldığındaki yaptığı hareketleri aynı gözlemlemiyorlar. Yere ulaşma süresi olarak burası 80 metre olduğu için 5 metre, 15 metre, 25 metre ve 35 metrenin toplamı. Yani Rüveyda cismin burada 4 saniye hareket ettiğini algılıyor. Kendisi de bu esnada tabi yukarı doğru çıkmakta. Yani her saniyede 30 metre çıkıyor. Yani Rüveyda aslında cismin 8 saniyede yere düştüğünü gözlemleyecek. Tuğba ise cismin yukarı doğru 30'da atıldığını gözlemleyecek. Bu cisim yukarıya çıkıp aynı noktaya gelince hız büyüklüğü yine 30 olacak. Yukarıya çıkması 3 saniye. Aşağı inmesi 3 saniye. 6 saniye burada süre geçti. 30 metrede 30 metre bölü saniye hızla alacağı yol 1 saniyede alacağı yol 35 metre olur. Hızını 40 yapar bu. Daha sonra da 45 metre yol alır ve 50 metre bölü saniye ile yere çarpar. Tuğba'ya göre. Ve burada aldığı toplam yol 35 artı 45'ten 80 metre olacaktır. Dolayısıyla 3 saniye çıkması, 3 saniye inmesi, 2 saniye de burada süre geçti. Bunun için de toplam 8 saniye süre geçmiş oluyor. Yani yere ulaşma sürelerini her ikisi de aynı biçimde görecektir. Cevabımız D seçeneğidir. Yatay ve sürtünmeli bir yolda V sabit hızıyla fırlatılan cisim T süre içinde X kadar giderek duruyor. Cisim sürtünme katsayısının daha çok olduğu yolda aynı V hızıyla fırlatılırsa niceliklerden hangileri öncekine göre azalmıştır. Bir kere bu cismin sahip olduğu kinetik enerji sürtünmeden dolayı ısıya dönüşmektedir. Yani kaybettiği enerji sürtünme kat sayısı büyük de olsa küçük de olsa aynı olacaktır. Bu yüzden kaybettiği enerjide herhangi bir değişim olmaz. Sürtünme kat sayısı daha fazla olursa alacağı yol daha az olacaktır. Burada azalanları soruyordu. Sürtünme kat sayısı fazla olursa sürtünme kuvveti fazla olur. Sürtünme kuvveti fazla olursa yavaşlama ivmesi fazla olur. Cevabımız B seçeneğidir. Ağırlığı 60 Newton olan türdeş kalas sürtünmenin sadece yatay düzende olduğu sistemde dengele. Buna göre kalasa etkiden sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Eğer sürtünme olmasaydı kalasımız sol tarafa doğru kayıp gidecekti. Sürtünme kuvveti bunu önlüyor. Dolayısıyla duvardaki tepki kuvvetiyle sürtünme kuvvetinin eşit büyüklükte olması gerekiyor. Aşağı doğru ağırlığımız var. 60 Newton. Çubuğumuz türdeş olduğu için tam ortadan geçecek. Yukarı doğru da bir tepki kuvvetimiz var. N dikey diyelim buna. Da. Şimdi burada kuvvet miktarı daha fazla olduğu için bu noktaya göre tork alalım. Peki açıdan dolayı uzunlukları da verelim. 37 derece verilmiş. Dolayısıyla Buraya 6 birim dersek yatay uzaklarda da 8 birim yani burayı 4 4 parçalayabiliriz. Sol tarafa göre tork alıyoruz. 60 çarpı 4 eşittir. Bu yatay sürtünme ile yatay tepki kuvveti eşit büyüklükte olacaktı. Dolayısıyla sürtünme kuvveti çarpı bu sürtünme kuvvetinin bu noktaya dik uzaklığı 6 birim. Buradan sürtünme kuvvetinin 40 newton olduğunu görebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Alternatif akımla ilgili aşağıdaki kavramlar belirliyor. Bu kavramlardan hangisi direnç değildir? Empedans devredeki eş değer dirençtir. Kapasitif reaktans kondansatörün direncidir. İndiktif reaktans bobinin direnci. Rezistans da bir dirençtir. Normal R dediğimiz direnç aslında rezistans'tan geliyor. İndüktans ise bir direnç değildir. Bu sadece L ile gösterdiğimiz bobin özelliğidir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir iletken tel çerçevesi içinden geçen manyetik akı zamanla aşağıda verilen grafikteki gibi değişmek Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? 0T ve T3T zaman arasında oluşan indüksiyon akımları zıt yönlüdür denilmiş. Dikkat edersek burada delta fi bölü delta t'den yola çıkarsak EMK'yı bulmuş olacağız. EMK'yı bulduktan sonra da akıma yönelebiliriz. Delta fi bölü delta t diyoruz. Aslında bu grafiğin eğimi bize emk'yı verecek. Dolayısıyla buradaki eğim de pozitif, buradaki eğim de pozitif. Dolayısıyla oluşan akımların aynı yönlü olması gerekir. Bir yanlıştır. 2. 0 t arasında oluşan indüksiyon emk'sı t 3 t arasında oluşan indüksiyon emk'sının iki katıdır denilmiş. 0 t arasında e, fi bölü t kadarlık bir emk varken t 3 t arasında fi bölü 2 t'lik bir emk var. Dolayısıyla 0 t arasında oluşan emk t 3 t arasında oluşanın iki katı oluyor. 0 t ve t 3 t aralığında sabit indüksiyon akımı oluşmuştur. Burada eğimlerimiz sabit olduğundan dolayı oluşan indüksiyon akımında sabit olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Sürtünmelerin önemsiz olduğu düzlemde M1 ve M2 kütleli K ve L cisimleri kütlesi önemsiz bir ipin ucunda ve ortasında düzgün çembersel hareket yapıyorlar. Buna göre bu cisimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle eşit olamaz. Bunlar aynı ipin ucundalar. Dolayısıyla eşit sürede eşit açı tarıyorlar. Açısal hızları ve frekansları birbirine eşit olmalıdır. Şimdi merkezcil kuvveti bulunurken m w kare çarpı r yazarız. açısal süratleri eşit yarıçapları farklı fakat kütleleri de farklıysa eğer merkezcil kuvvetleri eşit olabilir. açısal momentumlarını m R kare çarpı W'den bulabiliriz. Açısal süratleri aynı. Yarı çapları farklı. Kütleleri farklıysa açısal momentumları eşit büyüklükte olabilir. Fakat merkezcil ivme bulunurken açısal süratin karesi çarpı R yapıyoruz. Burada R'leri farklı. Açısal süratleri aynı. O halde merkezcil ivmelerinin farklı büyüklükte olması gerekir. Cevabımız D seçeneğidir. Makara ağırlığının önemsenmediği şekildeki düzenekte 4 kilogram kütleli durgun bir cisim F kuvvet etkisinde 40 santim yükseltildiğinde hızı 2 metre bölü saniye oluyor. Buna göre F kuvveti kaç Newton olur? Bu cismi 40 santimetre yükseltiyoruz. F kuvvetinin yaptığı işle cismin enerji değişimi birbirine eşit olmak zorundadır. Cisim 40 santim yükseliyorsa, F kuvveti 80 santimetre çekilmiş demektir. Yapılan net iş enerjideki değişim demektir. Kuvvetimiz F, kuvvetin aldığı yol 0.8 metre. Cisim yükseldiği için potansiyel enerji kazanmış olacak. Potansiyel enerjiyi de ağırlık çarpı yükseklik biçimde yazabiliriz. Bu arkadaşımızın ağırlığı 40 newton mg'den. Yükselme miktarı 0.4 metre. Tabi bu bir de kinetik enerji kazanıyor çünkü bir hızı oluşuyormuş. Kinetik enerjiyi de 1 bölü 2 mv kare ile buluyoruz. 1 bölü 2 kütlemiz 4. Hızımız 2 idi karesini alacağız. Buradan hemen işlemlerimizi gerçekleştirelim. 0.8 f eşittir. 40 ile 0.4'ü çarptık. 16 artı Burası da 16 bölü 2'den 8 oldu. Yani 0.8F 24'e eşit. Dolayısıyla F'imiz 30 N olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Bir ucu tavana bağlı M kütleli binecik K noktasından serbest bırakılıyor. Cisim K, L, -O -M -N yörüngesini izleyerek salınım hareketi yapıyor. Cisimle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1- K'dan L'ye gelme süresi L'den O'ya gelme süresine eşittir denilmiş. Harmonik harekette L-O arası mesafe T bölü 12 sürede alınıyorsa O-M arasındaki mesafede aynı şekilde T bölü 12 sürede alınıyor. M-N ve K-L arasındaki süreler ise T bölü 6 kadar. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış oldu. İki. Cisim K'dan O'ya doğru gelirken açısal ivmesi azalırken açısal hızı artar denilmiş. Cisim K'dan O'ya gelirken hızı artacak. Açısal ivmeyi de şöyle bulalım. Tork eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme biçiminde konuşalım. Bizim burada torkumuz dönme eksenine göre alınacak. Ağırlık gitgide dönmek seninle yaklaşıyor. Hatta cisim O noktasına geldiği zaman tork sıfır oluyor. Yani tork burada azalıyor. Eylemsizlik momentimiz sabit. Çünkü cisim değişmiyor. Cismin dönme merkezine uzaklığı değişmiyor. Dolayısıyla eylemsizlik momenti değişmeyecek. Bu yüzden açısal inmemiz azalıyor. Fakat açısal hızımız artıyor. İkinci öncül doğrudur. 3. Cisim K'dan O'ya gelirken merkezcil ilmesi artarken teğetsel ilmesi azalır. Cisim O'da maksimum hıza ulaşacak. Dolayısıyla oradan geçerken ki merkezcil ilmesi V kare bölü R olacak. Teğetsel ilme ise yörüngeye teğet olan ilme demek. Cisim buradan geçerken yatayda herhangi bir kuvvet olmadığı için teğetsel eğimimiz o da sıfır olacaktır. Yani azalacaktır. Hani bu o noktasından geçerken herhangi bir geri çağrıcı kuvvetimiz yok. Dolayısıyla teğetsel ivme sıfır olacaktır. Fakat K noktasında geri çağrıcı kuvvet maksimumdu. Orada teğetsel eğimimiz de maksimumdu. Cevabımız E seçeneğidir. Bir yapay uydu dünya etrafında sabit bir hız büyüklüğüyle dönmektedir. Uydunun hareketiyle ile ilgili yargılardan hangileri doğru olur? 1. Uydunun dönmesini sağlayan dünyanın uyduya uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Evet, doğrudur. Bu uydunun yörüngeden ayrılmamasını sağlayan dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvveti. İki uydunun çizgisel hız büyüklüğü kendi kütlesinden bağımsız olup dünyanın kütlesine ve d uzaklığına bağlıdır. Dünya ile uydu arasında bir çekim kuvveti oluştu. Bu kütle çekim kuvveti genel çekim sabiti çarpı dünyanın kütlesi çarpı uydunun kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi. Bu tabii ki bize merkezcil kuvveti verecek. Merkezcil kuvvette uydunun kütlesi çarpı hızının karesi bölü aradaki mesafe. Dolayısıyla uydu kütlesi burada sadeleşmekte. Uydu kütlesine bağlı değil dolanım hızı. İkinci öncülümüzde de doğru. 3. Uydu daha uzak bir yarı çapta döndürülürse toplam enerjisi ve potansiyel enerjisi artar. Burada potansiyel enerji mgh diye düşünün. D uzaklığı büyürse potansiyel enerjisi de büyüyecektir toplam enerji kinetikle potansiyelin toplamı. Dolayısıyla potansiyel enerji arttığına göre toplam enerji de artacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. K ve L fotosel devreleri için katuta düşürülen fotonların frekansının fotoelektronların maksimum kinetik enerjisine bağlı grafiği şekildeki. Buna göre K ve L fotosellerine kaç ve frekanslı foton düşülürse fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri EK ve EL'nin oranı 2 olur. Burada 3f ile 5f eşik frekansımız. Dolayısıyla hem 3f'den hem de 5f'den daha büyük frekanslı bir ışın düşürmemiz gerekir. Bu yüzden A ve B seçenekleri elendi. Burada grafiğin eğimi sürekli sabitti. Dolayısıyla biz buraya 3e buraya da 5e şeklinde yazabiliriz. Şimdi oranların 2 olmasını istiyoruz. Kinetik enerji oranlarının 2 olmasını istiyoruz. Eğer 6'lık bir 6 f'lik ışın düşürürsek eğer e k'nın Enerji 3, B'nin enerjisi 1 olacak. Oranı 3 olacak. 7F frekanslı ışın düşürürsek 7'den 3 çıkardık. 4 kaldı K'nınki. 7'den 5 çıkardık. L'ninki de 2 oldu. Oranları dolayısıyla 2 olacaktır. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Cam içindeki kaynaktan çıkan X ve Y fotonlarının havaya geçerken izlediği o şekildeki gibidir. Buna göre X ve Y fotonları için yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Burada X ışınımız değişmemiş. Yani frekansı değişmiyor. Dolayısıyla enerjisi H çarpı F'de enerjisi değişmemiş diye düşünebiliriz. Ayrıca enerji momentumla ışık hızının çarpımından bulunuyordu. Burada X fotonu havaya çıktığında momentumu artmıştır. Ya değişmemiş olacak ya da azalmış olacak. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlıştır. Azalmasının sebebi X ışını camdan havaya geçerken bir kısmı da tam yansımaya uğramış olabilir. Bu yüzden X fotonu havaya çıktığında momentumu azalmıştır diyebiliriz. Y fotonu ortam değiştirmemiş, dolayısıyla momentumu değişmeyecektir. Cevabımız A seçeneğidir. Beta bozunumu, beta eksi ve beta artı bozunumu olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Bu bozunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Beta eksi bozunumu, nötron bölü proton oranı büyük olan çekirdeklerde bir nötronun bir protona dönüşmesi demektir. Beta artı bozunumunda ise bir proton bir nötrona dönüşecektir. Dolayısıyla A seçeneğinde beta eksi bozunumu nötron bölü proton oranı büyük olan çekirdeklerde bir nötronun bir protona dönüşmesi sürecidir denilmiş. Doğru. B seçeneğinde bir tepkime verilmiş. Bakın burada elektron fırlatma var. Nötron sayımız burada 8'di başlangıçta. Şimdi 7 olacak. Yani nötron protona dönüşmüş. Dolayısıyla beta eksi bozunumudur. Beta artı bozunumu nötron bölü proton oranı küçük olan çekirdeklerde bir protonun nötrona dönüşme süreciydi. Bu da doğrudur. Bu bozunumları sağlayan kuvvet aslında zayıf nükleer kuvvettir. Çünkü zayıf nükleer kuvvet kararsız atom çekirdeklerinin bozulmasını sağlıyordu. D seçeneğinde beta bozunumları sırasında güçlü nükleer kuvvet etkindir denilmiş. Yanlış. E seçeneğinde beta eksi ve beta artı ışınımları sırasında çekirdekten yüksek enerjili fotonlar salınır. Fazla enerjiyi dışarıya atmak için dışarıya foton salınması gerekiyor. Bu da doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir.